Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle 22 numara tığımın numarasını göstereyim. Bugün size bir Tı oyası modeli anlatacağım Modelin bu şekilde fıstık modeli. Ee, arkadaşlar e, daha video çekimiyi bilmeden önce çektiğim pek net olmayan videolarımda bunu çekmiştim ama kirpikli olarak çekmiştim. Hem bunu net bir şekilde size çekmeyi hem de bu üst kısmını da fıstık olarak çekmeyi uygun gördüm. Hem farklı olsun. Instagram resimlerimde görebilirsiniz o eski modelimi. Evet modelin bu. Şimdi bu modelin Bakın ara suyumuz da bu şekilde. Anlatımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle ikişer zincir çekerek tığ battımı hazırlıyorum. İlk başlarken nasıl başlıyorum? Şöyle iki zincirle ipimi tığıma tutturuyorum arkadaşlar. Üç seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. En son bitti dolandık ya dört kenarı. Bitişte yaptığımız, bakın şuradaki trabzanı, beşinci trabzanı yaptıktan sonra bu zincirimizin içine buraya bakın bu şekilde kapatarak bitireceğiz şimdi ilk başlarken bu şekilde başladığımızı düşünelim şimdi iki zincirimizi çektik arkadaşlar bu şekilde ipimizi tığımıza tutturduğumuzu düşünelim şöyle zincirimizi çektik bir defa tığımızı doluyoruz bir tane tığ vattı ikinci tığ vattımın içine bir iki iki alarak şöyle üç seferde aldığım bir trabzan bir iki zincir bir defa tığımı doladım. Hemen trabzanımın arasına girip 2 2 Bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 2 2 Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 Bakın 5 tane trabzanı oldu bir defa doladım bir tane tığ battı atlıyorum şöyle 1 2 2 ikincisi için yapıma geçtik bu kadar arkadaşlar iki zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum hemen 2 2 bir defa doladım 2 2 3 oldu şöyle 4 Beşinciyi de aynı şekilde trabzanımın arasına girip 2 2 aldım. 5 tane trabzanımız oldu. Şimdi arkadaşlar 2 tane bu şekilde bakın sayalım 7 tane olacak bu 5'li trabzanlardan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar birisi zaten bu şekilde yaprağımızın çatım işlemine gidiyor. Bir tane de buradan gidecek. Arada bu şekilde de 6 tane veya 5 tane kalabilir arkadaşlar. 6 uzak derseniz. Şimdi bir defa tığımın başını doluyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battı ya. 1, 2, 2. Şöyle 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Trabzanımın arasına bu şekilde girip 5 zincirimi kapattım ve yine 5 zincir bu dalımızın 5 zincir arkadaşlar buraya 3 tane dal yapacağız 1 2 defa tığımı doladım yuvanın içine girdim şöyle bir şöyle iki şöyle iki ve şöyle iki olarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım hemen trabzanımın ucuna 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi apram için yuva olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde büyükçe bir yuvamız oldu. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapattım dalımı yine 5 zincir bu şekilde iki defa tığımı doladım yuvaya girdim 1 2 2 ve 2 trabzanım hazır yine 7 zincirde çiçeğim için yuva hazırlayacağım orta kısım burası çiçeğimizin yuvası olacak arkadaşlar kapatıyorum Geri kalan kısma yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bu 5 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir iki defa doluyorum tığımın başını ve yuvaya girdim 1 2 2 ve 2 ve 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 7 zincirimi kapattım trabzanımın arasına ve 6 tane buraya sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 hemen bu yuvanın için arkadaşlar yedinciyi yapıyorum bu şekilde üç tane dalımız oldu bu dalın arasına da girip bu şekilde bir sık iğne de oraya yapıyorum arkadaşlar hemen bir defa tığımı doluyorum yine buraya 7 tane arkadaşlar bakın burada e, hani bir tane bırakıyorduk ya Burası arkadaşlar mesafesi az olduğu için bu şekilde hemen direktk e, trabzanı yapıyoruz şimdi iki zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum buraya beş tane trabzan yapacağız bir defa doladım 2 2 bir defa doluyorum 2 2. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. Bu şekilde bakın 5 tane trabzanı yaptım. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp 1 2 2 olarak aldım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2. Bir defa doluyorum. Trabzanın arasına girip 2, 2, 3, 2, 2, bir defa doluyorum. Trabzanın arasına girip 2, 2 alıyorum. Bir defa tığımın başını doladığım bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya girerek 1, 2, 2 olarak aldım. Hemen bakın arkadaşlar Bundan buraya bu şekilde 7 tane arkadaşlar mesafe vereceğiz. Aynısından 7 tane yapıp sonra trabzana bu dallarımızı yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı bir ben 5'i tamamlayayım. Uzatayım. Yaprağımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yeşil kısmını e, bu trabzanların kenarına kontür olarak çekeceğiz. Şöyle sık iğne ile iki trabzan arasına sabitliyoruz arkadaşlar ve buraya bir iki üç dört beş ve altı zincir çekiyorum yine iki trabzan arasındaki boşluktan girip bu altı zincirimi bu şekilde bakın arkadaşlar bu altı olur beş olur veya da yedi olur yeter ki bu beş trabzanı kavrasın bu şekilde zincir sayısı bir iki üç dört beş ve altı zincir yine iki trabzan arasına giriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum şöyle oturması için bir zincirimi çektim şimdi arkadaşlar direk bakın hiçbir şey yapmadan bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim iki tane zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar yaprağımın yapımına bu şekilde bir defa tığımı doluyorum 2 2 olarak alt. Yine bir defa tığımı doladım. Yine bu yuvanın içine girip 1 2 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bu sefer 2 2 2 olarak alt. Tekrar 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. 5 tane bu şekilde trabzanımızı yaptık en son yine iki defa doluyorum arkadaşlar Şöyle bir Şöyle 2 Şöyle 2 En son yaptığımız trabzanla aynı seviyede Şöyle ucuna 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi kapatıyorum trabzanımın arasına Buraya 6 tane bu şekilde sık iğne yapacağım son trabzanıma 2 oldu 3 4 şöyle 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım kenarına ve yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar dibine bir tane zincir çekiyorum. Hafif ipimi uzatıp buraya minik bir örümcek yapıyor. yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen yuvamın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Dibinde bir tane zincir çekiyorum ve buraya örümceğin içine sık iğne ile sabitliyorum. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim 2 zincir çekerek yaprağımızın yapımına başlayalım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Şöyle bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Tekrar 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. 5 tane bu şekilde trabzanı yaptım. 2 defa doladım yuvaya girdim. 1, 2, 2, şöyle arkadaşlar. 2 alarak trabzanımı yapıyorum. Bir son trabzanımın tepesine 5 tane zincirimi çekip tomurcuğumu bu şekilde yapıyorum. 6 evet. tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, Tombik yaprak istediğinizde arkadaşlar bu şekilde aynı alımlarla e, yaparsanız tombik bir yaprağınız oluyor yani aynı alımlarla iki defa yaparsanız pardon cümlemi düzelteyim arkadaşlar evet bu şekilde yaprağımız hazır ve dibine bir tane zincirimi çekiyorum buraya trabzanımın arasına sık iğne ile sabitliyorum 6 tane zincir çekiyorum bakın buraya ve trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Tekrar altı zincir, trabzanımın arasına girip sabitliyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Şimdi bakın bu araya bu şekilde yapınca hemen çiçeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi yaptığımız bu yapraklı yuvayı ters çevirelim hemen bakın bu yeşil yuvanın için arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum ve buraya dört tane zincir çekiyorum kapattım bu birinci yuvamız Bunlar fıstığımız için yuva olacak arkadaşlar bu ikinci yuvamız 1 2 3 4 zincir 3 de çekilebilir arkadaşlar 3 de muntazam olur yani şey olmaz 4 çektim 4 devam edelim 4 zincir kapattım bu şekilde tekrar şöyle 4 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum bir tane zincir çekip şöyle çevirdim arkadaşlar yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Buraya arkadaşlar 18 tane bu şekilde bakın zincirin altından girip üzerinde bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. 18 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 alttan girip üstünde bir zincir çekip bu şekilde topluyoruz 16 ve 17 Bu şekilde 18 tane ilmeğimizi buraya topladık ve hepsini birden bakın tığımdan ilmekleri geçirdim. Kapatmıyorum arkadaşlar bakın. Nasıl kapatacağım? Yuvadan da bir tane girip oradan da dibinde şöyle bir zincir çekerek ilmeğimi topladım ve diğer ilmeğimden geçirdim. Şöyle üzerine bir zincir Hemen yanındaki bu 4 zincirli yuvanın içinden sık iğne ile sabitliyorum. Evet bir tane arkadaşlar şöyle fıstığımız oluştu. Fıstığımız sola doğru şöyle mail ettiriyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yine 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Şöyle hafif ipimi uzattım. Zincirimin altından girip şöyle üzerinde bir zincir 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 bu şekilde arkadaşlar topladık 18 ilmeğin 18'ini de buradan yine çıktım yine arkadaşlar bakın bu yuvanın içine sık iğne ile geçtiğim içine bir dibinde bir zincir çektim sonra tığımdaki ilmekten aldım fıstığımı yaptım Evet ikinci fıstığım da hazır arkadaşlar şöyle bakın bu 4 zincirli 3. yuvaya da aynı şekilde sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar Bakın. Şöyle diğer yuvaları da bu iki fıstığı nasıl yaptıysam aynı şekilde yapıp tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Fıstıklar gerçekten çok yakıştı bu dallara. Çok kodaman çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yapılmaya değer bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir de şöyle tülbensiz tek göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Sizden de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız biliyorsunuz YouTube'da önermelerde öne çıkıyor arkadaşlar. İzlediğinizde en az bir like atıp beni desteklerseniz sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.